Merhaba sevgili izleyiciler, başarı öykülerine hoş geldiniz. Bu hafta 1961'den bu yana Kıbrıs'ta yapılan önemli çalışmalara imza atan duayen gazeteci Sayın Akay Cemal'i konuk ediyoruz stüdyoda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Siz 1960'lı yıllarda merhum liderimiz Doktor Küçük'ün teşvikiyle Halkın Sesi gazetesinde gazeteciliğe başladınız ve Milliyet Gazetesi, BBC, İsveç, Norveç radyoları ve Türkiye'nin Sesi radyosunda devam ettiniz. Ayrıca Almanya'nın Sesi radyosu. Deutsche Welle. Evet. Halkın Sesi gazetesinde de 40 yılı aşkın süreyle yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği yaptınız. Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Denktaş'ın yakın çalışma arkadaşları içerisindesiniz. 30 yıl aşkın Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'ne başkanlık yaptınız ve şu anda da onursal başkanlığını yürütüyorsunuz. Rahmetli Bülent Ecevit'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ettiniz. Ayrıca 80'li yıllara damgasını vuran liderler Erbakan, Süleyman Demirel, Türkeş ve Ecevit'le tabii ki anılarınız var, yaşanmışlıklarınız var. Böylesi muhteşem bir dolu dolu yaşanmış bir hayat öyküsü nasıl başladı, nerede başladı? İzleyicilerimize şöyle kısaca anlatabilir misiniz? Tabii öncelikle Serdarlı, eski ismiyle Çatoz köyünde doğdum. Orada yani ilkokula giderken, daha sonra Gönendere Ortaokulu vesaire, gazete merakım Geçitkale, o zaman Mesarya bölgesinin nahiyesiydi. Yani en büyük köy ve Rumlar yaşıyordu genelde ama babam oraya esnaf olarak gidiyordu ve gazeteleri oradan tedarik ediyordu. Yani şimdiki gibi her yerde gazete bulunamazdı. Tabii. O bakımdan o günlerde işte Halkın Sesi, Bozkurt, Hür Söz gibi gazeteleri falan alırdı. Ben de kendisine okurdum. Yani bu mesleğe belki de aşinalığımız o dönemden kalmadır diye düşünüyorum. Evet, babanızın sayesinde gazetelere düşkünlüğü. Sonra mesela radyoyu dinlerdik. Uzun Dalga, Ankara radyosu vardı bir tek. Kore savaşlarını, Türk askeri Mehmetçik de Kore'deydi. Babam çok meraklıydı ve biz de böyle kulak misafiri oluyorduk o dinlerken. Uzun Dalga, Ankara radyosu. Düşünün ve o radyoyu ondan sonra meslekte de dinlemeye başladım Halkın Sesi'ndeyken. Başka bir kaynağımız yoktu Türkiye'den. Bir de Kıbrıs'ın Sesi radyosu vardı. Evet. BRT'den sonra Anamur'da kurulan. Bu bakımdan esas kaynaklarımız hep işte bunlardı. Gazeteciliğe ilk adım atmanız Doktor Küçük sayesinde olmuştu. Evet, evet. Onu anlatabilir misiniz izleyicilerimize? Evet. Çok erken bir yaşta, tesadüf sonucu mu diyelim? Yani ben liseye giderken dahi orada Doktor Küçük'ün komşusu durumunda olan bir Arap vardı. Sanırım Filistinliydi. Fesli Arap derlerdi kendisine. İngiliz kamplarından ikinci el eşyaları açık artırmada alıyor ve bu tarafta şimdi lokmacının bulunduğu bölgede Baf Sokağı'nda dükkanları vardı ve orada satıyordu. İşte biz de hafta sonları ve büyük tatilde orada çalışırken Doktor Küçük'le konuşmadık ama bir yerde böyle göz aşinalığımız vardı. O beni görüyordu, ben onu görüyordum falan. Böyle kendiliğinden bir dostluk peyda olmuştu gibi. Evet. Ve bir gün artık okulu bitirdikten sonra yani dayanamadım. Dedim ki bu şeye daha ne kadar süre devam edeceğim. Doğrudan kendisine çıkıp gel dedi Bahlan. Nasılsın? Teşekkür ederim Sayın Başkanım dedim. Böyle böyle bir durum dedim. Görüyorsunuz durumumu. O bakımdan böyle mümkünse ben subay olmak isterim.
O da dedi ki, şu an dedi, papazla dedi, bu konuda bir uzlaşmazlığımız var dedi. Bahsettiği Makarios'tu. Evet. Makarios malum Cumhurbaşkanı ya, bir anlaşma, uzlaşmazlık var dedi. En iyisi seni Evkaf'a verelim dedi. Orada bir memur ol. Şimdilik dedi Kıbrıs halk tabiriyle buralarda kurdalan dedi. Evet. Evet. Ve gazeteye orada adım attık. Evet, gazetecilik mesleği. Mesleği, o mürekkep kokusunu orada aldık. Ve o şekilde her geçen gün artık haber peşinde koşmak. Reuters'den tercüme ederek haberleri falan başladık mesleğe. İşte bu şekilde. Evet. Ve bir anda olayların patlak vermesiyle bir iki sene sonra kendimizi doğrudan yazı işleri müdürü olarak bulduk. Çünkü çok genç bir yaşta değil miydi? Evet, çok oldukça genç yaşta ama evet. Çünkü arkadaşlar daha önce görevlendirildikleri mevzilere gitmişlerdi. Herkes onun içinde kısıtlı bir kadro kalmıştı. Evet. Ve Bayraktar da benim ne olduğumu, kim olduğumu çok iyi bildiğinden senin görevin dedi buradadır ve sen mücahide halkımıza moral vermekle mükellefsin. O bakımdan bu gazetenin başında sen olmalısın dedi. Öyle. Bunu Doktor Küçük'e, Doktor Küçük'ün yanında söyledi. Evet. Nasıl bir ortam içerisinde gazetecilik yapıyordunuz? Yani inanın o günlerde severek bir bu mesleği icra ediyorduk. Çünkü yarınımızın ne olacağını bilmiyorduk. Yani şimdiki gibi rahat değildik. Şimdi işte görüyoruz 20 tane 22 tane mi günlük gazete var. Ama öyle şeyler var ki işte mesleği başka ama gazetede yayınlar. Ancak o günlerde işte öyle değildi tabii ki. Ve gerçekten bu meslekten ekmek parası yiyenler canla başla çalışıyorlar. Ve bir her gün doğan bir çocuk gibi bir eser dünyaya getiriyorlardı. Bu da büyük bir çabanın ürünüydü. Mausa'dan, Larnaka'dan, Baft'tan, Limassol'dan, Girne'den vesaire o alınan haberleri böyle o koşullar altında işleyerek ve topluma takdim etmek bizim en büyük görevimizdi. Bu bakımdan zor ama zevkliydi. Evet. Tabii siz isteyerek ve severek de yaptığınız için başka türlü bir aşkla yapıyordunuz. İşte için. Sağ olun, evet. Teşekkür ederim. Peki Doktor Küçük'le ilgili anılarınız çoktur herhalde. Nasıl aklınızda kaldı, nasıl yer etti, o dönemlerde nasıldı? Tabii o dönemlerde Doktor Küçük uzun, yani bir oradan oraya koşuşturma, bir dairede çalışma arkadaşlarıyla birlikte özellikle çatışmalar başladıktan sonra kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Denktaş ailesiyle birlikte Türkiye'ye gitmişti. Öyle gerekirdi. Yani orada hiç olmazsa dünyaya, Türkiye'ye sesimizi duyurmak açısından. Evet. Bu bakımdan Doktor Küçük burada Osman Örek, Ümit Süleyman, efendim Fazıl Pülümer, Niyazi Manyera gibi çalışma arkadaşlarıyla birlikte var gücüyle uğraş verdi. Evet. Bir yandan Birleşmiş Milletler barış gücüyle irtibatlar, bir yandan yabancı büyükelçilere durumun anlatılması bakımından. Evet. Ama en büyük beklentisi bir gün Türkiye'nin garanti anlaşmasına dayanarak Kıbrıs'a müdahale edeceği ve Kıbrıslı Türklerin artık rahat bir nefes alacağı şeklindeydi. Çünkü Makarios'u ve Rum zihniyetini
çok iyi biliyordu Doktor Küçük. Hı hı. Makarios imzasını attığı anlaşmalara hiç uymuyordu, inkar ediyordu. Zaten anlaşmaları imzaladıktan sonra Kıbrıs'a ayak basar basmaz Rum toplumuna hitaben yaptığı konuşmada ben bu anlaşmaları imzaladım ama bunlar Enosis'e giden yolda sıçrama tahtasıdır. Merak etmeyiniz demişti. Hı hı. Yani ilk günden daha amacını ortaya koyduğundan Doktor Küçük ve arkadaşları ona göre bir çalışma temposuna girmişlerdi. Ne olur ne olmaz şeklinde. Evet. Peki o dönemleri bizzat yaşayan, tanıklık eden birisi olarak nasıl değerlendirirsiniz Makaryos'un işte 60 ve 70 yılları arasındaki dönemi? Yani Makaryos eğer 15 Temmuz 1974 darbesi ile iktidardan götürülmeseydi, ben inanıyorum ki Makaryos kendi uyguladığı taktiklerle Kıbrıs Türk halkını birkaç yıl içinde dize getirecek, ekonomik yönden, başta ekonomik olmak üzere diğer yönlerden zayıflatacak, birçoğu göç edecek ve tamamen Rum egemenliğinde bir yapı ortaya çıkacaktı ki amacı da buydu. Çünkü hatırlıyorum o günlerde mesela Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasportu alması Rumlardan çok daha kolaydı. Bir Rum kolay kolay pasport alamazken 5 dakika içinde Türk'e pasport çıkarılır ve hatta bir de imza attırılır, bir daha adaya dönmeyecek şekilde birçoklarına en başta Avustralya'da iş temin edilir ve bilet paraları işte çalışmaya başladıktan sonra kesilirdi. Böyle imkanlar yaratılırdı Türkler için. Sırf adadan uzaklaştırmak, Türklerin sayısını giderek azaltmak ve de dediğim gibi başlangıçta egemen bir Rum devletini burada oluşturmak. Ama tabii ki Enosis'i bir an önce isteyenler bu işin çok uzadığını söylediler ve 15 Temmuz 1974 darbesini Makaryos'a karşı gerçekleştirdiler. Yunan çuntası ile birlikte burada EOKB'nin. Evet. Bu tabii ki Türkiye'nin de Kıbrıs konusunda artık bir yerde bir şeyler yapması, uyanması, burada Kıbrıs Türk halkının tek umudunun Toroslara bakıp da Türkiye'nin müdahale etmesi gerektiğini anlaması lazımdı. Bunu Ecevit ve Erbakan hükümeti hakikaten çok iyi değerlendirdi. Kıbrıs'ta darbe olur olmaz ve ardından biliyorsunuz Mutlu Barış Harekatı geldi. Eğer yani dünya kamuoyunun tepkisiyle Nikos Samson o koltukta kalmış olsaydı bana öyle geliyor ki aynen sonumuz Girit'teki Türkler gibi olacaktı. Çok fanatik bir EOKA'cı. Zaten Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtulduktan sonra yaptığı ilk konuşmada burası Kıbrıs Elen Cumhuriyeti diyerek başlamıştı sözlerine. O bakımdan ne olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorduk. İlk başta Makaryos döneminde işte pasaport verip iş bulup gönderiyorlardı. Bu aslında çok böyle barışçıl, en barışçıl şekli. Ama adada kalanlar için durum çok daha vahimdi herhalde. Tabii, çok yani, büyük zorluklar içerisindeydiler. Yani tümünü de gönderemedi ama yani Türklere karşı uygulanan abrukalar, ambargolar sayesinde sayının giderek azalacağını, direnişin kırılabileceğini hesap ediyordu Makaryos. Bunun için de birkaç yıla daha ihtiyacı vardı. Evet. Yani çeşitli yönlerden bunu etrafındaki uzmanlarıyla birlikte hesap etmişti. Ama
Hani derler ya, yanlış hesap Bağdat'tan döner. O oldu. Ve Yunan cuntasının bir an önce EOKB'nin de kışkırtmalarıyla, aman bu iş çok gecikti, biz bir an önce NOC'si gerçekleştirelim diyerek burada harekata kalktılar. Ki bu da işte Türkiye'nin adaya müdahalesine yol açtı. Doktor Küçük'ün hiç unutmuyorum, 15 Temmuz 74 darbesi olduktan sonra işimiz çok zor dedi. Eğer Türkiye bu defa da gelmezse bir Girit gibi olacağız ve buradaki Türkler tümden bir gecede temizlenecek demişti. Bir umutsuzluk içindeydi. Yani 15 Temmuz 74 darbesi artık son noktaydı ve uçurumun kenarına gelmiştik hemen hemen. Bu bakımdan işte bunun Türkiye'de o zamanın iktidarınca çok iyi değerlendirilmesi sonucu ancak bir müdahale ile noktalandı ve bugün kendi ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendi bayrağımız altında rahat bir nefes alabiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Evet. Her şeye rağmen eleştiriler olur ama kendi devletimizdir. Muhakkak surette daha iyiye gitmek gerekir diye düşünüyorum. ...80'li yılların liderleriyle anılarınız var demiştik. Ama onun öncesinde harekattan, barış harekatından sonra Bülent Ecevit'i adaya davet ettiniz sanırım. Evet. Öyle bir anınız var. O enteresandır. Evet. Çünkü hakikaten o dönem 12 Eylül dönemi Türkiye'de. Kenan Evren başta. Evet, ve yönetimin olduğu bir dönem. Tabii sıkı yönetimin olduğu bir dönem. Bir akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin bir geleneksel yemeği vardı. Ve orada biz daha önce hükümetin davet edemeyeceğini bildiğimiz için bir kulis yaparak Ecevit'in Gazeteciler Cemiyeti tarafından Kıbrıs'a davet edilmesini kararlaştırdık ve bu o girişimlerin de olumlu sonuçlarını aldık gibi. Burada bana iyi saatte olsun eski Güzel Yurt Kaymakamı Yalçın Cemal'ın da büyük katkısı oldu. Rahmetli İsmet Kotağ'ın da. Yalçın Cemal, Ecevit'in Ankara'dayken, yakın dostlarından da talebeyken falan, hatta benim muhabirimdi orada. O bakımdan iyi konuşurdu, gerek Sayın Ecevit'le gerekse eşiyle falan. Kabul edildi yani. Bunu artık benim söylemem gerekir şeye. O günlerde Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, bir yanımda hatırlıyorum, ben başkan olarak. Doktor Küçük, bir yanımda da Rauf Denktaş. Dedim, artık Denktaş Bey'e söylemem gerekir. Efendim dedim, önümüzdeki günlerde Ecevit dedim, Kıbrıs'a geliyor dedim. Nasıl olur dedi, böyle koltuktan bir kalktı Rauf Bey. Yani bizim haberimiz yok falan. Efendim, söyleme sırası şimdidir dedim. Çünkü kabul etti. Evren dönemi de ne yapacağız? Ondan sonra bana dedi ki
hafta sonu dedi, Fas'a gidiyorum, Rabat'a. İslam Zirve Konferansı var orada. Sanırım Kenan Evren de gelecek. Hı. Orada bunu görüşürüz. Döndükten sonra dedi, ben seni aratıp konuşalım dedi. Hakikaten döndükten sonra çağırdı Denktaş Bey beni ve go ahead dedi, devam et. Yani yeşil ışığı aldı ve böyle oldu yani. Tarihi bir ziyaretti. Evet. Yani hani derler ya, iğne atsanız yere düşmez falan. Saray önünde hafif yağmur da yağmasına rağmen o halk hiç yerinden kımıldamadı. Evet. Sonuna kadar dinledi Ecevit'i. Yan sokaklar da dolmuştu. Evet. Öyle bir kalabalık. Kıbrıs Türk halkının evet. kalbinde çok farklı bir yeri var evet, zaten. Evet, bir vefa borcumuz vardı. Evet. Bu şekilde ödeyelim dedik. Peki diğer liderlerle de Türkiye'nin 80'li yıllarının liderleriyle yani onları Ankara'da var. Tabii yani çok iyi ilişkilerimiz oldu. Sayın Süleyman Demirel ile rahmetli aynı şekilde Alparslan Türkeş ile o malum şeyimiz, hemşehrimiz. Evet. Erbakan'ı ziyaret ettik gazeteciler olarak. Orada görüştük falan. Kıbrıs konusundaki hassasiyetlerini bize hep söylediler. Hepsinin tutumu aynıydı herhalde değil mi? Tabii yani o günlerde gerçekten Türkiye tam tek vücut halinde Kıbrıs konusunda. Zaten 50'li yılların sonlarına doğru Türkiye'de Edirne'den Ardahan'a kadar mitingler yapılmıştı üniversite gençliği tarafından. Ve Kıbrıs davası gerçekten o dönemde artık Türk milletine mal edilmişti. Evet. Yani Doktor Küçük'ün bir yerde Denktaş'ın çabaları vardı işte orada Türk hükümet yetkilileriyle görüşme istemi ama sırf ada İngiliz sömürge idaresindedir diye ve İngiliz gücenmesin diye kabul etmekte tereddüt vardı. Yani bunları söylemekte de bir mahsur yok şu anda. Evet. Hatta Doktor Küçük'ün aylarca otel köşelerinde randevu beklediğini bize anlattı, hep söylerdi. Ama Türkiye'de Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet gibi gazetelerin Ankara bürolarında bazı arkadaşlarla kurulan yakın dostluk sayesinde işte Kıbrıs Türklerinin sesi duyulmaya başlandı ve mitinglerle birlikte o gazetelerin Kıbrıs'la ilgili manşetleri Türk hükümetini artık Kıbrıslı liderlere daha fazla ilgi göstermesi gerektiği sonucuna getirdi. Yani her şey böyle güllük gülistanlık değildi. Evet. Bu aşamalardan geçilerek bugünlere gelinebildi diye çok düşünüyorum. Tabii. Zor ve sancılı bir süreç. Ya, çok. Evet. Bu olaylara bizzat tanıklık eden birisi olarak sizde en çok yer eden olay neydi? Bir aklınıza gelen herhangi bir olay var mı? Etkilendiğiniz? Vallahi benim çok etkilendiğim, tanık olduğum olaylar var da şimdi o günlerde daha doğrusu darbe öncesi ünlü EOKA'cı Nikos Samson'la birlikte olmamız anılarımdan en önemlilerinden biridir. Yani Lefkoşa'nın Rum kesimindeki Hilton Otel'de buluşmuştuk. Meslektaşlarımızdan merhum Bilbay Eminoğlu da vardı. Hilmi
Yavaş Hilmi dediğimiz bizden bir de reklam sorumlusu arkadaş vardı vesaire. Ama işte Türk ve Rum gazetecileri bir etkinlikte beraberdi. Sanırım bir araba, bir şirketin yeni İtalyan arabası takdimi sırasında böyle davet edilmiştik. O günlerde zaten Halkın Sesi ve Bozkurt Gazetesi vardı sadece. Hı hı. İşte üç kişi biz de gitmiştik. Evet. Oraya işte Rum gazeteleri, muhabirleri, temsilcileri oturduk falan. Nikos Samson da tam yanıma geldi. Böyle kendi aralarında bir şeyler tartışmaya başladılar. Hı hı. Efendim Makarios bütün reklamları sizlere verir, benim gazeteme vermez. Kendisinin gazetesi Mahi'ydi. Mahi gazetesi. Hı hı. Ama hiç unutmam, gün gelecek bu tekerlek dönecek demişti. Size dedi. Yani onlara dedi ama ben dinliyorum, anlıyorum falan. Hı hı. Bir yumruk vurdum masaya böyle. O an yemekler üzerime döküldü. falan. Sinomi Giriakay dedi. Özür dilerim dedi falan vesaire. Hemen işte garson geldi, temizledi falan. Başka bir servis getirdi ve ama artık hava elektriklendi. Başladı bir kısım Rum gazeteciler ayrılmaya falan vesaire. Çünkü Samson her zamanki gibi gabaday rolünde falan. Yani ve teker teker millet gitti. Hı hı. Bizim Bilbay'la Hilmi Bey de gittiler. Kaldık biz kendisiyle baş başa. Aa. İkimiz de kaldık bir türlü. İllaki Türk kesimine gelmek ister. Hı hı. Yani bir gün izin alıp da falan benden şey der. Dedim sen Kaymaklı'ya girdin 1963. De küçük Kaymaklı'ya bu kadar kişiyi askerlerinle beraber, militanlarınla birlikte öldürdün. Bu kadar kişi göçmen oldu. Seni dedim linç ederler. Girer girmez. İşte gene bu ısrarcı falan vesaire. Ne amaçla gelmek istiyor? İşte yıllardır görmemiş Türk kesimini. O bakımdan gelip de işte burada bir kahve içmek istedim diyor. Bir göreyim dedi falan. Evet. Merak ediyorum. Çağlayan da bir kahve içeyim dedi. Hı. Dedim Çağlayan Mağlayan yok artık. Kapandı hadiselerden sonra. O zaman Saray Otel'deydi. falan. Durum bu yani. En nihayet biz alttan almaya bakalım dedik. Çünkü bu bir türlü bizi bırakacak değildir. Artık şey de oldu. Karanlık olmaya başladı falan. Biz ta Türk kesimine geleceğiz Hilton Otel'den. Hı hı. Onun için hava hoş, belinde de tabanca. Ama yani bir korkum falan yoktu yani. Hı. Biliyorum ama kendisini. Gene de tedirgin olduğunuz bir ortam. Evet muhakkak yani hı hı. Vakit ilerleyince daha fazla. Hı. Çünkü bir de işler bekler, gazete bekler falan. Evet. O bakımdan böyle bir yani inandı halledebileceğime. İkna ve el yani. Sıkışarak ayrıldık. İkna oldu yani. Ne yapalım? Evet. Mecbur kaldık. Öyle. O şekilde. Öyle. Evet. Halkın Sesinde çalıştınız 40 yıl ama onun dışında radyoculuk da yaptınız. Tabii onlar o günlerde nasıl oldu? Yani farklı görevlerde bulundunuz. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin Kıbrıs temsilciliğini üstlendiniz daha evet. Sonra. İşte orada bir Geçitkale Boğaziçi çarpışmalarıydı hemen. Hı hı. Akabinde Kıbrıs'a dış haberler şefiydi o zaman Sami Cohen Milliyet'te. Şimdi yazardır, köşe yazarı falan. Hı hı. Dış haberler şefiyken gelmişti buraya. Ve işte buradan bir muhabir aradığını falan söyledi. Beni tavsiye etmişlerdi. Ve işte kendisiyle gidip görüşmüştük. Elçilik de burada. Hı hı. Ve o günden itibaren de başlamıştım şeye. Devamlı surette uzun yıllardan beri hep böyle irtibatta olduk. Tabii Milliyet'te ismimi gören mesela diğer
milliyet malum dünyanın her tarafına dağıtılıyor. O bakımdan Londra'da, Almanya'da, efendim diğer ülkelerde yani meslektaşlar bir şey oldu mu falan milliyetten aldık telefonumu. O bakımdan bize bu konuda yardımcı olabilir misiniz diye başladılar. Ve BBC ile, BBC Turkish Service ile 25 yıl kadar böyle uzun bir mesaim oldu. Bunun yanında İsveç Radyosu, efendim Norveç Radyosu, Almanya'nın Sesi, Deutsche Welle, bunlarla sıkı bağlarım oldu. Yani her aradıklarında Kıbrıs sorunu da o günlerde hakikaten güncel. O bakımdan katkıda bulundum. Ve yalnız burada ve Türkiye'de değil, yani Avrupa'da da dış dünyada da sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu konuda katkıda bulunabildiysem ne mutlu. Hem de harika işler yapmışsınız gerçekten. Daha ne yapılabilir? Bu arada Türkiye'nin Sesi Radyosu. Evet. Sanırım halen devam ediyor falan. Evet. Daha nice gelen gazetecilere burada yardımcı olduk. Çünkü o günlerde meslektaş malum. Türkiye'den bir ara işte Atlılar, Murat Ağa Sandallar katliamını ortaya çıkardık. Evet. Yani aslında üstlendiğiniz görev gerçekten çok ağır, çok büyük bir sorumluluk. Çünkü o dönemlerde şimdiki gibi internet yok, telefon iletişimi yok, hiçbir şey yok. Sadece birkaç sınırlı işte gazete ve radyo var. Evet, evet. Sadece öyle bir dönemde halkı bilgilendirdiniz. Türkiye'li halkını, Kıbrıs Türk halkını arasında bir köprü vaziyeti kurdunuz. Yaptığınız işlerle birbirlerinden haberdar ettiniz. Çünkü Türkiye'den haber almak ya da Kıbrıs Türklerinden haber almak Türkiye için kolay çok değildi. Kolay tabii. Çok değildi. Zordu. Siz bu görevi sağladınız. Bu da çok önemli ve ağır bir görev aslında. Yani o günlerde ben mesela hatırlıyorum Halkın Sesi'ndeyken tam 8 Ağustos 1964 Erenköy Savaşı ve orada biliyorsunuz o üniversitelerin bitirmeden, mezun olmadan Erenköy'e çıkan öğrenciler, gençler artık son mermilerini hazırlıyorlar ve devamlı surette hem karadan hem denizden bombardıman altında. Burada halk merak içinde, kaygı içinde. Yani ne olacak falan, bu öğrenciler, bu gençler bu gidişle hepsi şehit olacak gibisinden. Ve Halkın Sesi'nde Reuters, bir tek Reuters orada vardı. O günlerde iyi ki kesilmemişti diyorum. Halk ana caddeye kadar kuyruk oluşturmuştu. Aman bir haber var mı diye. Hatırlıyorum böyle. Ve Reuters o an flash diye son dakika böyle Türk uçakları Erenköy semalarında görüldü diye. Şimdi bile tüylerim böyle geliyor. Ve o halkın Girne Caddesi'nde gazetenin önünde nasıl sevinçten ağladığını, kucaklaştığını hiç unutamam. Evet. Şimdi bu kadar çok şey yaşadınız. Bizzat bu olaylara tanıklık ettiniz. Hiç yorulduğunuz olmadı mı? Bu gazetecilik mesleği çünkü gerçekten çok ağır. Hele sizin gazetecilik yaptığınız dönem çok çok, çok daha ağırdı, ağır. Doğrudur. Yani şu anki evet. Kıyaslanamaz bile. Hiç böyle yorulduğunuz, artık bu işi bırakmak istediğiniz zaman olmadı mı? Ya da ne bileyim nasıl güç aldınız devam etmek için? Vallahi hiç olmadı. O açıdan yani böyle o meslek aşkı şimdi bambaşka bir şey. İnsan mesleğini sevdi mi? Şimdiye ben yani o günlerin avantajıyla
bazen kendi kendime haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Ne yani gibi? Mesela enformasyon dairesinde, TAK ajansında, BRT'de veya bir başka yerde en üst mertebeye gelebilirdim. Evet. Bir memur olarak, evet, müdür olarak vesaire. Şimdi maaşım bilmem ne kadar olabilir ve sıkıntı da çekmezdim. Ancak yani teraziye koyduğumda işte gazetecilik mesleği galiba biraz ağır bastı. Evet. O yönden ağırlığına da külfetlerine de katlanmak durumunda kaldık bu yüzden. Bu bakımdan bunu bu vesileyle şimdiki meslektaşlara, genç meslektaşlara özellikle tavsiye etmek istiyorum. Hakikaten bugün imkanlar sıralamakla bitmez. Bol imkanlar var. Gazetecilik çok daha kolaylaşmıştır. O zor şartlar gerilerde kalmıştır. Bu bakımdan bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Biz o zor dönemlerden geçerek bugünlere gelebildik. Allah'a şükür. Ama dediğim gibi belki maddi yönden kayıplarımız oldu. Ama manevi açısından da, meslek açısından da bir yerlere geldiysek bundan ancak mutluluk duyarız. Evet. Tabii bu arada şimdi eskiden yani burada sadece Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı vardı 60'lı yıllarda. Evet. Bir alayın 750 kişi, 650, Rumların da 950. O bakımdan zaman geçtikçe işte Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan sonra artık Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı oluştu. Bu arada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri geldi adaya. Onlar Kıbrıs Türk halkı açısından kaçınılmaz güvenlik sübabıdır, sigortasıdır. Evet. Ve bu şartlar altında bizim çok daha büyük işler yapmamız gerektiği inancındayım ben. Her şeye rağmen. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda, ama çözüm olsun veya olmasın. Geçen gün yani başbakan da öyle söyledi. Biz bu ülkede refahı artırmalıyız. Bu ülkede ihtiyaçları gidermeliyiz ve yaşanılır bir ülke haline bunu getirmek için herkes elinden geleni yapmalıdır demişti. Aynen katılıyorum. Evet. Sizin yaşadığınız dönemlerden bugüne gelmek hiç kolay olmadı. Pek anlattıklarınıza göre. Pek evet. Şu andaki yani, şartlarımız kıymetini bilmemiz gerekiyor. Düşünün siz 1964'ün ilk günlerinde genç bir gazeteci olarak Ayvasıl toplu katliamında bulundum. İşte orada ilk katliam yeri, yani toplumlar arası çatışmaların başlamasından hemen sonra Türklerin ilk katliama uğradığı yer Ayvasıl, her yıl anılıyor zaten. Oraya gitmiştik. Ama o manzara anlatılmaz yani. Evet. Birleşmiş Milletler askerleri de sadece not tutmakla meşguldü. İşte ismi evet, nedir falan vesaire, yaşı kaçtır. Evet. Aynı şey yıllar sonra tekrar bir iki arkadaşımla birlikte, birkaç arkadaşımla Türkiye'den basın yayından gelen gazetecilerle birlikte Atlar Murat Ağa Sandallar katliamını ortaya çıkardık. Evet. Ve gelip kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ve toplum lideri Doktor Küçük'e anlattık durumu. Ertesi gün dünyanın her tarafından gazeteci akınına uğradı oraları. Evet, siz işte evet, dünyaya duyurdunuz. Evet. Çok gerçekten önemli bir görev üstlendiniz. Bunca zaman yerine getirdiniz. Bence bu kadar ağır olayları, bu kadar
kötü diyeyim artık katliamlara, bir sürü olumsuz olaya tanıklık etmişsiniz. Kıbrıs halkının en yaşadığı en büyük travmaları, evet, bizzat şahit olmuşsunuz ve aktarmışsınız. Bence bu mesleği devam ettirebiliyorsanız, gazeteciliği seviyorsunuz o kesin. Ama onun dışında vatan sevgisi de bence sizi motive etmiş. Mutlak surette. Yani ikisi bir arada. Çünkü dikkatimi çeken şey şu oldu. Siz ilk başta Doktor Küçük'ün karşısına çıkmışsınız, daha liseyi yeni bitirmiş gencecik bir delikanlı olarak. Ve beni de subay olarak alın demişsiniz. Yani vatan için çarpışmak arzusuyla karşısına çıkmışsınız aslında. Ama ondan sonra işte gazeteciliğe yönelmişsiniz. Ve bence o iki duyguyu bir arada götürmüşsünüz bugüne kadar. Vatan sevgisi herkeste olması gerekir aslında. Çünkü o bambaşka bir şeydir. Evet. İnsan hangi meslekte olursa olsun, hı-hı, vatanını, ülkesini sevmesi gerekir. Ama sizi de işte ayakta tutan o güç, hani soruyorum, evet, ya nasıl devam, tabii, ettirdiniz? Bence bu bir şey, ülkeniz için bir şeyler yapma arzusu, mutlak gayreti. Surette yani diğer ülkeleri görürsünüz, diğer onların neler yaptıklarını, yapmak istediklerini gördükten sonra bizim de kendi ülkemizde bir şeyler yapmamız gerektiği inancı daha da güçleniyor, evet, güç kazanıyor. O bakımdan diyorum, hangi meslekte olursa olsun, hele bu güzel vatana hizmet gerçekten kaçınılmazdır, bir görevdir. Evet, çok doğru söylediniz gerçekten. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim, ayağınıza sağlık. Çok keyif aldım. Daha nice güzel yıllarınız olsun bu meslekte inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bir şeyler paylaşabilmişsek, aktarabilmişsek ne mutlu diyorum. Sevgili izleyiciler, bugünlük de başarı öykülerinin sonuna geldik. Haftaya farklı bir başarı öyküsüyle karşınızda oluncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.